Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Önce özetler sonra derinlemesine konular. Yunan Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyi Başkanı öyle bir açıklama yaptı ki Yunanlılar adeta çılgına döndü. Ne dedi bu Bilim Konseyi Başkanı? Meis Adası bizim hakkımız yok. İlginç. Yunan'da doğruyu konuşan birileri de çıkıyor demek ki. Yine Meis Adası ile ilgili bir haber. Meis Adası sakinleri soluğu nerede alıyor? Türkiye'de alıyor. Ama niçin? Tam kopmalık bir haber Yunan'dan gelen Meis haberi. Amerika'dan Türkiye'ye S-400'leri bana sat teklifi. Oo. what dedin Johnny? Ulan ulan Johnny seni. İlk yerli ve milli milli istihbarat gemimiz TCG Ufuk Mavi Vatan görevine hazır. TCG Anadolu'ya milli ve yerli özel yapım sihalar konuşlandırılacak. Hadi bakalım hayırlısı. Yok daha neler. Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisini sınır dışı etti. Hoppa! Habere gel habere. Önceki videolarımı izleyenler sizlere Kuveyt, Umman, Katar, Türkiye yakınlaşmasını anlatmıştım. Deniz Kuvvetleri Komutanımız nerede? Libya'da. Kritik ziyaret, ziyaretin sebebi belli. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Haberleri hızlı hızlı anlatacağım. Hakkınızı helal edin. Çünkü toparlanıyorum. Yolculuğa çıkacağım inşallah. Yunan Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyi Başkanı yaptığı açıklamada Meis Adası 12 adalar Rodos'a bağlı olsa dahi Meis Adası Türkiye sınırlarına, Türk kıyılarına çok yakındır. Esasen orası Yunanistan'ın değil babında bir açıklama yaptı. Açıklamayı yaptı ama Yunanistan'da yer yerinden oynadı. Vatan hainleri, Helenizm hainleri, o hainler, bu hainler Bakalım adam mevkide görevde kaç gün duracak her an istifa edebilir. Meis Adası'nın bir map hakkı yoktur. Esasen Türkiye'nin Akdeniz'de en büyük kıyı şeridi olan ülkedir. Türkiye'nin bu noktada Akdeniz'de map hakkı vardır diyor bu bilim adamı. Ulan hakikaten esaslı bilim adammış. Bu Yunan Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyi Başkanı sözlerine şöyle devam ediyor. Her ülkenin maksimalist istekleri olur. Karşı ülkeyle masaya oturduğunda elini güçlendirecek büyük istekleri olur. Ama masaya oturduğunda görüşmeler, konuşmalar, antlaşmalar dahasın sonra geriye geriye bu isteklerinden yavaş yavaş vazgeçer. Daha azını elde eder. Fakat Yunanistan öyle yapmadı. Yunan hükümeti eline maksimalist değil büyük 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 çok büyük maksimalist isteklerinden masaya oturmak istiyor. E, halinen Türkiye'de bunu kabul etmez diyor. Yani Yunan bilim adamı şuna getiriyor. Bit kadar Meis adasını bahane ederekten hatta bizim olmayan normalde orasının insansız kalması gereken, izole olarak kalması gereken Meis adasına biz gittik, bayrak diktik. Ondan sonra orası bizimdir dedik. 12 adalara bağlıdır dedik. Falan filan. Sonra geldik. O bit kadar Meis adasını bahan ederekten Akdeniz'de binlerce kilometre karelik alanın bizim olduğunu iddia ediyoruz. Buna kimse inanmaz. Buna dünya inanmaz. Bunu dünyaya yutturamayız. Biz oturduk. Kendi kendimize buna inanıyoruz. Bununla kendimizi avutuyoruz dedi. Dehşet. Önemli. Bu adamı gümbürtüye götürmezlerse dehşet verici güzel açıklamaları var. Yunan basını şöyle diyor. Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyi Başkanı Erdoğan'ın hizmetinde çalışıyor. Adeta Erdoğan'a tepside hediyeler sunuyor. Adam tepside hediyeler sunmuyor. Adam adeta oturdu gerçekleri söylüyor. Bay Miçotakis bu adamı derhal görevden almalı. Görevden almazsa Miçotakis de suçlu olacak. Bu konuşan da suçlu olacak. Çünkü bu Yunan'ı zora sokuyor diyor Yunan basını. Hadi bakalım oturun birbirinizi yiyin. Oturun bu adam gibi değerli bilim adamlarını dinleyin. Dinlemezseniz zarar size bulacak. Meis Adası'yla ilgili kopmalık bir haber daha sevgili dostlar. Meis Adası'nda yaşayan Yunan vatandaşları, Yunan sakinleri hep birden nereye? Türkiye'ye Kaşa gidiyorlarmış. Kaşa için gidiyor bunlar? sağlık kontrol noktasında, doktor noktasında, hastane noktasında tüm ihtiyaçlarını kaşta gideriyorlarmış. Özellikle 2019 yılında açılan çok büyük Kaş Devlet Hastanesi Meis Adası'nın sakinlerine hizmet veriyor. Bunu Yunan medyası kabullenemiyor. Bunu Atina kabullenemiyor. Niçin? Çünkü Meis Adası'nda sadece bir klinik bulunmakta. Bu klinik de öyle derme çatma bir klinik. Sağlık hizmeti noktasında Meis Adası yokluğu ve hiçliği yaşıyor. Yunanistan'a da gitmek isteyen Meis Adası sakinleri devletten teşvik göremiyor. Devlet onlara yardım elini uzatmıyor. Hali hazırda Rodos'ta onlara uzak. Tek çare en yakın yer neresi? Kaş. Ve Yunan basını Yunan medyası şunu iddia ediyor. Meis Adası sakinlerinin her biri Kaş Devlet Hastanesi'nde kan testi dahi yaptırıyorlar. Hepsinin kan örnekleri alındı. Bu bizim zararımıza Türkler bunu kullanabilir diyor. Hu. Ulan biz sizin kanınızı ne yapalım? Kansuzlar. Ama olan şu ki sizler Yunan yavaş yavaş kendinizi Türkiye'nin şemsiyesi altında yaşamaya alıştırıyorsunuz. Bu da güzel bir gelişme. Hazırlayın kendinizi. İşgal ettiğiniz adaların ebücünü birden almaya geleceğiz inşallah. Amerika'dan Türkiye'ye teklif. S400'leri bana sat teklifi. O, what dedin Johnny? Ulan bu Johnny var ya, çok dehşet. Çok tehlikeli. Niçin böyle diyor? Hani bir yandan Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. Niçin? Türkiye'yi kendisinin kontrol sahasından dışarıya çıkarmak istemiyor. Türkiye bugün Rusya ile yarın gider Çin'den, yarın gider başka bir ülkeyle falan filan işbirlikleri yapar, silah alışverişinde bulunur. Amerikan Senatosu'nda Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400'leri alma, Amerika'nın satın alma yetkisi verildi. Şimdi burada Amerika'nın tutumu önemli. Amerika burada Türkiye'ye de bir nevi açık kapı bırakıyor. Türkiye ile ilişkileri düzeltme bağlamında bir adımlar atmaya çalışıyor. Bu da işin ilginç tarafı. Ama esasen tehlikeli olan tarafta şu sevgili dostlar S-400'ü tamam sana sattık Amerika. Biz gittik Rusya'yla yine papaz olduk. Sen aldın S-400'leri inceledin. Bize geri F-35'leri vermedin. Parasını aldın bize parayın üzerine yattın. Biz sana kalktık F-35 gövdelerini üretmeye devam ediyoruz. Oradan sen senin bildiğin sistem açıklarını içeren senin bildiğin sistemleri bize sattın. E biz o sistemleri sana karşı ola ki bir zaman kullanacağımızda kullanamayacağız. Çünkü sen biliyorsun içeriklerini. Biz bir yandan Ruslar papaz olduk. Sen bir yandan kazandın. Sen hep kazandın. Amerika bir taşla kuş katliamı yapmaya hazırlanıyor. Amerika çok tehlikelisin. Ama yemeyiz. İlk yerli ve milli istihbarat gemimiz TCG Ufuk Mavi Vatan'da ve diğer vatanlarımızda görev almaya hazır. Elhamdülillah. TCG Ufuk, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli istihbarat gemisi olma yanında Türkiye'ye kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle Türkiye'yi üst 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 liglere çıkaracak bu bakımdan çok önemli bir gemi. Dünya genelinde bu tür gemiyle istihbarat toplayan 11 ülke var. Türkiye 12. ülke oldu. Bu 11 ülke üst düzey, üst ligde top koşturan ülkeler. Türkiye'de artık... Yeni lige hayırlı olsun diyelim. Hani böyle Yunanistan, Mısır, Mısır, Cart, Cürt falan filan hikaye. Türkiye artık lig değişiyor sevgili dostlar. Söz konusu gemiyle uzun mesafelerden istihbaratı çok rahat bir şekilde toplayabileceğiz, fotoğraflayabileceğiz, video kaydı alabileceğiz. Suriye'de yaşanan gelişmelerde Rusya ne yaptı? İstihbarat gemilerini Akdeniz'e getirdi. Amerika istihbarat gemilerini Akdeniz'e getirdi. Bir yandan Fransa getirdi. Ne yaptılar? Suriye'yi didik didik istihbarat, keşif ve gözlem yaptılar. Türkiye bu imkan ve kabiliyetten uzaktı. Artık değil. Biz de gemimizi yanaştıracağız. Suriye'nin derinliklerine kadar, Şam'ın derinliklerine kadar, istediğimiz ülkenin derinliklerine kadar istihbarat bilgilerini toplayacağız. Özellikle şu sevgili dostlar eskiden Türkiye'yi sadece Yunanistan'la kıyaslarda Yunanistan işte şu gemiyi aldı, Türkiye'de şu gemiyi aldı falan filan olaylara dönerdi. Artık öyle değil. Türkiye şu gemiyi üretti. Yunanistan bırak almayı anca öyle uzaktan bakıyor. Türkiye şu gemiyi yaptı. Türkiye bu gemiyi yaptı. Artık sadece bunları konuşuyoruz. Allah'a çok şükür. Kendimizi artık Yunanistan'la kıyaslamıyoruz. Kendimizi artık yavaştan yavaştan Amerika'yla, Rusya'yla daha büyük ülkelerle kıyaslıyoruz. Bu projelere emek veren herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Yunan analizci dayıya ekmek çıktı artık bu gemiye bakıp bakıp 3-5 program yapar. Yunanlara da sirtakilere de gazı verip verip durur. Savunma Sanayi Başkanlığından gelen açıklamayla TCG Anadolu'muzun üzerine F35 konuşlandırılacaktı. Fakat ne oldu? İşte yaşanan S400 süreci, Suriye süreci falan filan derken F35 şimdilik rafa kaldırıldı. Hani iptal edilmedi de rafa kaldırıldı. Türkiye TCG Anadolu'yu 2021'in başında kullanıma alacak. Kullanım alacak ama üzerine konuşlandıracak bir uçağımız yok. Ne olacak? Kısa vadede çözüm noktasında Savunma Sanayi Başkanlığı özel yapım, özel üretim siyahları TCG Anadolu'nun üzerine konuşlandıracak. Bu noktada çalışmaların başlandığı açıklandı. Yok daha neler diyeceğiniz haber. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ni sınır dışı etti. Valizini, tarağını, tasını, tarağını toplattı. Hadi bakalım. Nereye? Abu Dhabi'ye. Kuveyt'in içinde şüpheli davranışlarından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi sınır dışı edildiği Arap basını tarafından iddia edildi. Arap gündemine bomba gibi düşen haber. Kuveyt hani Suud'un kontrolündeydi, Kuveyt hani Bahin'in kontrolündeydi. Bir şeyler ters gitmeye başladı. Bu ters gitmenin sebebi olaraksa Katar gösteriliyor. Arap basınına göre bayili bu büyükelçi Kuveyt içinde politikacılara ve medya mensuplarına yedirmekle meşgulmüş. Niçin yediriyormuş? Çünkü körfez krizinde Kuveyt geride kaldıydı. Kuveyt Katar'a karşı bir çember bir engelleme yapmadıydı. Kuveyt'in bu engelleme yapmaması Katar'ın bir nevi yanında duran duruşundan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Kuveyt büyükelçisi fırıldak üstüne fırıldak çeviriyor. Kuveyt'in Katar'a karşı durması için adımlar atıyordu. Politika noktasında, siyaset noktasında, medya noktasında. E, bunun da istihbaratını alan Kuveyt'li yetkililer Totoş'una dekmeyi bastı. Git dedi Bin Zayed'in yanına otur derdini ona anlat. Bayeden henüz çıt yok. Baye şöyle bir açıklama yaptı. İşte onun görev yerini değiştirdik, geri çektik, merkeze çektik falan filan lafları söylüyorlar ama hikaye Arap basını patladı gitti. Bu ifşalama olayının Katar'ın kuvvete verdiği istihbarat sonucu ortaya çıktığı iddia edildi. Peki Katar, Katar bu detayları nereden aldı, nereden öğrendi? Anladınız siz onu? Deniz Kuvvetleri Komutanımız Libya'da. Türk donanması, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm olasılıklara hazırlıklı, tüm olasılıkları tek tek detaylandırıyor. Deniz Kuvvetleri noktasında en üst mertebedeki insanın Trablus'a, Libya'ya gitmesi birilerine açık ve net mesaj. Buralar bizim kapsama alanımızda. Buralara deniz üstümüzde konuşlandıracağız. Buralara hava üstümüzde konuşlandıracağız yakında Hava Kuvvetleri Komutanı da giderse hiç şaşırmayın. Nereye giderse? Libya'ya giderse hiç şaşırmayın. Macho Miço, Zayet Salman Sisi Putin. Ağlama. Libya'ya yerleştik. Daha da gıbırdamayız. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tanklarımızla tekrardan at koşturacağız inşallah. İlahi Kelimetullah bayrağını durdurak bilmeden en önde taşıyan Türkler. Kızıl Elma bizi bekler. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.